Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün Cumhurbaşkanımızın hem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjdesini verdiği hem de son Milli Eğitim Şurası'nda açıkladığı baş tacımız öğretmenlerimiz için hazırlanan ve uzunca bir süreden beri de bizden önceki süreçte de gündemde olan öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili teklifimizi yarın sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Biliyorsunuz tatilden dolayı hem imzaya açılması hem de sunulmasıyla ilgili 3 günlük meclis tatilinden dolayı bir durum söz konusuydu. O yüzden bugün ilk imzacı olarak Sayın Konya Milletvekilimiz Orhan Erdem bugün inşallah imzalar tamamlanıp yarın sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanunumuz sunulmuş olacak. AK Parti 19 yılda özellikle milli eğitim alanında çok büyük devrimler gerçekleştirdi. 2002 yılında 7.4 milyar olan milli eğitim bütçesi bugün itibariyle 2022 yılında bildiğiniz gibi 274 milyar gibi devasa bir rakama ulaştı. Hem öğrencilerimiz için 19 yılda yaptıklarımız hem eğitim yönetimi, eğitim ortamı, okullarımız, altyapı yatırımları ve öğretmenlerimizle ilgili yaptıklarımız ve geçtiğimiz 19 yılda Cumhuriyet tarihinde atanan öğretmen sayısından kat be kat fazla yeni öğretmenimizi öğretmenlik mesleğine kazandırarak önemli adımlar attık. Şimdi de öğretmenlik meslek kanununu çıkararak Türk Milli Eğitim Sistemi'nde önemli bir adım atıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi öğretmenlerimize karşı bu büyük sorumluluğunu yerine getiriyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak bu kanunla öğretmenliği bir kariyer mesleği haline getiriyoruz. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları netleştiriliyor. Yine öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık yapmıyoruz. Yani adaylık kaldırma sınavını kaldırıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayacağız ve adaylarımızı bu konuda destekleyeceğiz. Yine öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanı getiriyoruz. Bu ünvan için eğitimlerini tamamlayan ve eğitimlerinin sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlerimiz uzman öğretmen olacaklar ve hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Bu öğretmenlerimiz arasından yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacaklar. Yine 10 yıllık uzman öğretmenler ise baş öğretmenlikle ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavdan başarılı oldukları takdirde baş öğretmen olacaklar ve yine ilave bir derece alacaklar ve dolayısıyla toplamda 2000 TL bir maaşlarında artış olacak. Yani uzman öğretmenlikten 1000 TL, baş öğretmenlikten 1000 TL olmak üzere maaşlarında toplamda 2000 TL'lik bir artış gerçekleşmiş olacak. Yine doktora yapmış öğretmenlerimiz de yine baş öğretmen sınavından muaf tutulacaklar. Böylece bir yandan öğretmenlerimize kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken bir yandan da lisansüstü eğitim için öğretmenlerimize bu durum önemli bir teşvik oluşturmuş olacak. Öğretmenlerimizi kendi alanlarında hem akademik çalışmaya hem lisansüstü ve doktora eğitimine de teşvik etmiş olacağız.
Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz üzere 3000'den 3600'e çıkarıyoruz. Yine daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi sözleşmeli öğretmenlikte ise 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında önemli iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz değerli arkadaşlar. Ana hatlarıyla öğretmenlik meslek kanunu taslağımız, teklifimiz bunlardan oluşuyor. Tabii burada bir hususu da dikkatinize sunmak istiyorum. Diğer taraftan bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, yine 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı kanun ile diğer kanunların bu kanun ile çelişmeyen hükümler uygulanacak. Yani bu şu demek, öğretmenlik meslek kanununda diğer bütün kanunları bir araya getirmek yerine öğretmenlik meslek kanununda yine öğretmenlikle ilgili, milli eğitimle ilgili yine 657 sayılı kanunla ilgili atıflar yapılarak kanun toplam 12 maddeden oluşturulmuştur. Eğer bunun haricinde sorularınız varsa yine tabii 3600 ile ilgili de şu hususu ifade etmem gerekiyor. Yine 3600 ek gösterge ile ilgili, yani kanunun 7. maddesinde ifade ettiğimiz ve düzenlediğimiz hem tazminatlar kısmı, hem öğretim tazminatı, hem 3600 yani ilgili cetvel ve ek gösterge ile ilgili düzenlemeler 15.1.2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Çünkü 3600 ek gösterge ile ilgili diğer mesleklerle ilgili de çalışmalar yapıldığı için ve şu anda bu bir meslek kanunu olduğu için biz 3600 ek gösterge ile ilgili öğretmenlik meslek kanununda düzenlemekle birlikte Çalışma Bakanlığımız diğer alanlarla, diğer mesleklerde de 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların 2022 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden yürürlüğü ne zamana bırakıyoruz? 15.1.2023, yani 2023'ün başına ve 2023 bütçe görüşmelerinin de sonuna bunu doğal olarak bırakmış oluyoruz değerli arkadaşlar. Bu konuda sorularınız varsa, evet buyurun. Hocam şimdi öğretmenlik kanun haline geldi de, şimdi burada özlük haklarının dışında öğretmenlik mesleğine aykırı ya da herhangi bir şekilde öğretmenlik mesleğini karalayan durumlarda cezai müeyyideler de var mı? Şimdi bunlar zaten demin ifade ettiğim hem 657 sayılı kanunda bunlar mevcut. Hem 1739 sayılı kanun, yine 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, bu kanunlarda zaten bu hususlar tadat edildiği için, düzenlendiği için burada tekrardan bu kanunlar burada şey yapılmadı, zikredilmedi. Şimdi değerli arkadaşlar, yarın sabah bu dediğim gibi tatilden dolayı, 3 günlük aradan dolayı yarın sabah, bugün imzalara açıldı. İlk imzacı dediğim gibi Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem. Bugün imzalar tamamlanıp yarın sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yarın sabah itibariyle sunulacak arkadaşlar. Gündem dışı sorularımız olabilir mi Sayın'la? Eğitimle ilgili mi efendim? Bununla ilgili son 1000 lira ve 2000 lira yükselmeye göre nasıl yansıyacak? Yani bu normal bütün içindeki zamların dışında bir düzeltme şeklinde mi olacak? Evet. Hayır, burada zaten burada efendim 1000+2000. Şimdi burada zaten demin ifade ettiğim 10 yılını doldurmuş öğretmen uzman öğretmenlik sınavına girecek. Uzman öğretmenlik sınavını kazandığı takdirde bu maaşına 1000 lira olarak
yansıyacak. Uzman öğretmenlik sınavını kazandığında. Uzman ayrıca tazminatına yansıyacak. Uzman öğretmenlik sınavının dışında da eğer 10 yılını tamamlamış öğretmen yüksek lisansını tamamlamışsa uzman öğretmenlik sınavına girmeden uzman öğretmenlik hakkını ne yapmış olacak? Kazanmış olacak. Yine 10 yılını tamamlamış uzman öğretmenlerden baş öğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde bu defa ikinci bir 1000 lira yani toplamda 2000 lira maaşına yansımış olacak. Tazminatı gibi olacak değil mi efendim? Yani efendim? Şimdi zamlara konu olacak, esas alınacak tutar üzerinde yansımayacak anladığımız kadarıyla değil mi? Görev tazminatı olarak 1000 lira. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi doğal olarak teknik konular olduğu için bunlar hem Çalışma Bakanlığı'yla hem Hazine Maliye Bakanlığı'yla hem de kendi iç yönetmeliği ve düzenlemelerle bunlar bir teknik düzenlemeye tabi olacak doğal olarak. Efendim, özel sektörde çalışan öğretmenlerin elbette bunu kapsamıyor. Kamunun öğretmenlerini kapsıyor. Evet, kamu öğretmen. Özel sektöre dönük olarak sizin bir tavsiye şeklinde ya da kanunla getireceğiniz bir... Şu anda bu düzenlemede özel sektör öğretmenlerimizi bu düzenleme kapsamıyor arkadaşlar. Evet, ben arkadaşlar ben çok çok teşekkür ediyorum. Size vereceğimiz teknik bilgide bunu göreceksiniz. Çok teşekkür. Çok 1000 dediniz. 1000 artı 2000. Şimdi arkadaşlar bizim dediğim gibi bu hususlar şimdi yasa komisyona gelecek. Diğer siyasi partilerin komisyonda görüşleri alınacak. Dolayısıyla bütün bu çerçeve değerlendirildikten sonra biliyorsunuz yasalarda ast olan komisyondan çıkmış halidir. Ve ast olan da genel kurulda görüşüldükten sonra yasalaşmış halidir. Ben ilgi ve alakanız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Birazdan evet. Kimin? Ben Sayın Özgür Özel'e Kayıp Aydınlanma ve Thomas Bauer'in kitaplarını öneriyorum. Maalesef Türkiye'de İslam'la ilgili bir ortaçağ karanlığı safsatası var. Bu sözler son derece incitici, son derece hem bizim kültürümüz, tarihimiz, inancımız için son derece incitici. Hem de kendi kültürünü, tarihini, inancını ortaçağ karanlığı gibi bir ifadeyle nitelendirmesi son derece incitici. Bu konuda herhalde bir özür dileyecek ve sözlerini tavzih edecektir diye düşünüyorum. Yani İçişleri Başkanı'nın da bu makam araçlarıyla ilgili tartışmaya yol açan sözleri vardı. Yani korkumuzdan yeni makam aracı alamıyoruz şeklinde. Muhtemelen de o yönde. Yeni bir makam aracı tahsisi. Şimdi ortaçağ karanlığıyla makam aracı arasında nasıl bir bağ kurdunuz? Onu anlamadım ben. Bir bağ kurmadım ben. Sadece o Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamalarını soruyorum. Korkumuzdan çekindiğimiz için yeni makam aracı alamıyoruz şeklinde. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu değerlendirmesini bir cümleyle mi yoksa öncesinde ve sonrasında ne söylediğini açıkçası ben şu anda bilmiyorum. Doğal olarak Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasıyla ilgili de burada herhalde benim bir size açıklama yapmamı ortaçağ karanlığıyla ilişkilendirerek beklemiyorsunuz herhalde. Ortaçağ karanlığının dışında açıklama yapmayacaksınız. Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Peki.